aşıklıktan söz etmişken şimdi kerevizin de tam zamanı. Pazarlarda, market raflarında yerini almaya başladı. Çok sağlıklı ama pek çok kişi de nasıl yemeğe dönüştürebileceğini bilmiyor. Burcu Kuraslan karşımızda şef konu Özge Şahin'le bekliyor bizi. Burcu günaydın. Bazı tarifler vereceksiniz galiba. Çok da lezzetlidir. Yapması da kolaysa eminim bu akşam herkesin sofrasında olacak. Sizi dinleyelim. Günaydın Hilal. Yapması oldukça kolay. Özellikle de bir değil üç tarif vereceğiz. Yani kerevizden üç tane farklı yiyecek hazırlayacağız diyelim. Aslında atıksız mutfak için bunu yapıyoruz. Yani bir kereviz aldınız, hiçbir yeriniz ziyan etmeden nasıl kullanırız bugün onu göreceğiz. Şimdi kereviz çok kuvvetli bir sebze. Kansere karşı koruyor, mideyi koruyor, sindirim sağlığına faydası var. Diyetlerde çok çok kıymetli ve ben şimdi çocukların sevebileceği bir şekilde kereviz yapacağım. Hadi başlayalım. Önce kerevizi aldık, güzelce soyduk. Aman hemen limonlayın, çabuk kararıyor çünkü. Sonra böyle patates dilimi gibi kesiyorsunuz onları. Bakın böyle iri dilimler halinde kesiyorsunuz. Çünkü aslında kerevizin böyle hafif hepimizi kereviz mi dedirten bir kokusu var. O kokuyu belki biz fırına koyduğumuzda baharatlarla bastırarak baskılıyoruz ve o zaman da ne oluyor? Aa, bu kereviz mi, patates mi diyorlar. Bakın ne kadar kuvvetli. Çocuklara da yedirmesi çok zor. Böyle portakallı, ayvalı tarif. Sonra evinize kereviz girmeye başlayacak. Ben size garanti ediyorum. Çünkü bu tarif gerçekten öyle bir tarif. Şimdi böyle güzelce patates gibi doğradık mı? Alıyoruz tepsiye. Hadi alalım. Şöyle. Evet, tepsimize patates gibi dizdik. Sonra burada güzel baharatlarım var. Hemen onları baharatlayalım. Neler var? Biraz sarımsak tozu var. Şöyle göstereyim. Hepsinin üzerine gelecek şekilde yapıyorum. Baş tacı, kışın baş tacı zerdeçalım var. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Patatesin rengini de verecek. Rengini de verecek, evet. Şimdi toz kırmızı biberim var. Evet, biraz zeytinyağım var. Şöyle alıyorum. Hemen eldivenimi giyiyorum. Burcucuğum bir de şuradan tuz alayım senden. Hangisi? Hemen şöyle. Şöyle bulduk. Harikasın. Şimdi şöyle tuzu da koyduk. Hemen masaj yapıyoruz. Şimdi tavada böyle sebzeler yaparken yağ çok fazla koymayın. Az da olmasın ama bulanacak şekilde olsun. Tamam işte, hadi bakalım fırına hazırlar. 180 derece fırına veriyoruz. 25 dakikada çıtır çıtır patateslerimiz oluyor. Şimdi onu koyarken tabii daha önceden Özge Hanım bizim için de pişirmiş çıkarttık, evet, varsayalım fırında. Bakar mısın? Buna istediğin sosa batır. Mükemmel oluyor. Bu akşam deneyin göreceksiniz. Hadi geçelim. Peki sapından ne yapıyoruz? Sapı anlatayım size. Şimdi akşamları dizi seyrediyorsunuz, maç seyrediyorsunuz ama atıştırmalık istiyorsunuz. İşte size sağlıklı bir atıştırmalık. Bu körpe taraflarını alıyorsunuz. Yani şuradan da göstereyim. Evet. Şimdi bu şu alanı kullanmıyorsunuz ama şuradan sonrası o kadar körpe ki. Yani yapraklarla kök arasındaki bölge çok körpe. Şöyle göstereyim size. Bir peynire batırıyorsunuz. Ve sonra bakın sese. Tamamen o atıştırmalıkların hissini yaratıyor. Bu sesi de göstermek istedim. Bu da sap. Bunu buraya koyduk. Yaprakları haşlıyoruz. Bakın çok güzel. O saplardan detoks suları değil mi? Neler yapabilirler? Smoothie'lere koyabilirler. Şöyle sıkabilirler. Acayip güzel suyu çıkıyor. Kesinlikle kullanabilirler yani. Suyu çok çok kıymetli. 5 günlük detokslar da bütün vücudu temizliyor. Ağzımda hala şey kaldı. Şimdi hemen yaprakları haşladım. Biraz serttir yapraklar. O yüzden bir 5-10 dakikayı buldu haşlanması. Burcu'nun bu harika bir salata oluyor. Şimdi koydum. Sapları da var, yaprakları evet, evet, da var değil mi? Hangisi? Çünkü nasıl olsa saplar da yumuşamış oluyor. Şimdi güzelce hemen buraya alalım. Gerçekten böyle salata yemek istediğimizde farklı lezzetlere de ihtiyacımız var. Sağlıklı, çok sağlıklı. Yani bu biliyorsunuz ne yaparız biz yaprakları? Normalde turşulara kullanırız. Ya da tavuk suyuna kullanırız, et suyuna kullanırız. Hani çorba yaparken kullanırız. Ama bakın bu salatası da çok kıymetli. Şimdi ne yaptım? Hemen havanımı aldım. Ezdiğim sarımsaklarımı içine koydum. Sonra içine limonumu koydum. Sonra yağımı koydum. Biraz zeytinyağı koydum.
Şimdi bunu güzelce döverek birbirine yediriyorum. İyice şöyle sarımsağın kuvveti zeytinyağı ve limona geçsin istiyorum. Hafif böyle beyazlaşmış bir sos olsun. Hadi onu da şimdi soslayalım. Evet bakın şöyle. Of, harika değil mi? Bir tarzda gerçekten üç kuş diyebiliriz. Hem çocuklar. Hiçbir yerini atmıyoruz. Hiçbir yerini atmıyoruz. Ziyan etmiyoruz. Ve kendimize bir şölen yaratıyoruz kerevizden. Böylece kansere karşı korunuyoruz. Midemizi koruyor. Kolesterol düşürmeye yardımcı. Müthiş, müthiş bir hediye bize kereviz. Şimdi ne yaptık? İzleyenler yeni baştan ilk kez izleyenler için kısaca bir üzerinden geçelim istiyorum. Çok güzel tarifler yaptık çünkü. Kerevizin kendisiyle. Patates kızartması yaptık. Önce güzel patates gibi doğradık. İstediğiniz baharatlarla, evdeki baharatlarla baharatladık. Sonra da zeytinyağladık ve yedik. Sonra bir yandan tadına bakıyorum. Gerçekten. Aynı patates. Hiçbir patatesden farklı. Çok daha güzel. Of, çok güzel olmuş. Çok gerçekten çok iyi. Kokusu mutlaka var deneyin. Kokusu hiç var kokusu mı? Yok. Hafif böyle sarımsak tozunun kokusu var ama gerçekten çok lezzetli. Sonra çıtır çıtır atıştırmalıklar yaptık. Bu saplarından. Ona da bayılacaksınız. Alışkanlık yaratacak sizde bu saplar. Yemek yerken hem çocuklara hem kendinize. Bir kemirme ihtiyacımız vardır ya işte aynı bu ihtiyacı onunla karşılayacağız. Bir de yapraklarıyla müthiş bir salata yaptık 5 dakikada. Haşladım. Bakmak istiyorum. Ben hep soruyorlar. Yapıyorsun ama tadı nasıl oluyor? Beğendin mi? Ben hep yayından sonra bazen bakıyorum. Şimdi yayında da hemen size de bir öneri. Beğenmediğimi beğenmedim de diyorum gerçekten. Lütfen. Ama zaten deme şansın yok. Bayılacaksın. Bu da gerçekten çok güzel ve ben böyle farklı salataları seviyorum. Her zaman da bulamıyoruz gerçekten. Evet. Değişik bir tadı var ama yediğinizde diyeceksiniz ki vay kereviz yaprağı bu kadar güzel oluyor muymuş diyeceksiniz. Kış sebzeleri, yani sebze çok kıymetli zaten. O yüzden ben de böyle değerlendirmeyi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Rica elinize, ederim. Ağzınıza sağlık. İşte bir taşla üç kuş vurduk ve hiçbir şey de atmamış olduk diyelim Hilal. Çok da lezzetli oldu gerçekten her biri. Sözü yeniden sana bırakalım.